Ege Üniversitesi televizyonu ekranlarından ve Radyo Ege Kampüs frekansından ulaştığımız tüm izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize mutlu günler diliyoruz. Bugün yine bir Polenege programıyla daha karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ve bugün programımızda yine çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi'nin faaliyetlerini, hizmetlerini ve uygulama alanlarını yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün konuklarımızı ben hemen size tanıtacağım ve ardından da bugün üniversite sanayi işbirliği ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun detaylarını programın ilerleyen dakikalarında izleyeceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuklarımız Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Cengiz Akdeniz ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Özgen Özer. Öncelikle ben hoş geldiniz demek istiyorum değerli hocalarıma. Nasılsınız? Günaydın. Biraz önce de bahsettiğim gibi biz bugün tabii ki Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi özelinde ancak Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi bunu tüm üniversite için, tüm Ege Üniversitesi için bu faaliyetlerini yürütüyor. Bu anlamda da Ege Üniversitesi'nin sanayiyle olan işbirliğini, iletişimini biraz izleyicilerimize aktarmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Cengiz Hocam, ben sizden başlamak istiyorum. Teknoloji Transfer Ofisi'nin müdür yardımcısı kimliğinizle. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi sanayi ile ilişkilerini nasıl yürütüyor? Sanayiciler size nasıl ulaşıyorlar? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bugün sanayi kesiminin istemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için iki ana bilgiye ihtiyaç var. Konuya ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi çalışmakta olduğu konularda yeni bilgiler, yeni teknolojiler. İkincisi finansman kaynakları. Dünyaya da baktığımızda bu Ar-Ge ve inovasyon için, kendilerini geliştirme için verilen destekler var. Yatırıma verilen desteklerse minimum düzeyde. Bu anlamda biz kendimizi Ege Üniversitesi Ebiltem TTO olarak sanayi kesimine tanıtmak için birçok faaliyetler yaptık ve yapıyoruz. Bunlar özellikle sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgelerinde kendimizi tanıtmak amacıyla sayısız seminerler düzenledik 98 yılından bu tarafa. 94'te kurulmuş olmakla birlikte Ebiltem. Biz 98'den beri burada hizmet veriyoruz. Ve bu anlamda da aynı zamanda orada yeni teknolojilere ilgilerini çekmek amacıyla sanayicilerin bazı proje yarışmalarını orada yaptık. Örneğin üniversitemizde 3000'den fazla olan araştırmacılarımızın gelişmiş olduğu konuları, teknolojileri, bilgileri bir yarışma anlamında bir yere getirmeye çalıştık. Ve bunu da sanayi kesimleri yaparak yeni konulara ilgi çekmeye çalıştık. Ve bu arada tabii ki kendi arasında bazı işbirlikleri de doğmuş oldu. Bu şekilde onun dışında gündemde, yani gerek iletişim araçlarında gerekse öğretim üyeleri vasıtasıyla Ebiltem'i sanayi kesimine duyurmaya çalışıyoruz ve duyuruyoruz. Nitekim bunların sonucunda gerek ulusal anlamda gerekse de uluslararası anlamda, bakın sadece İzmir değil, Ebiltem Teknoloji Sanayi Ofisi adı bir marka haline geldi ve yurt dışında da birçok tarafsız kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda da bir başarı örneği olarak geçti. Evet. Ve bu anlamda da Ebiltem'in ilgili sanayiciler tarafından, yani bir arayış içerisinde olan sanayiciler tarafından, demin bahsettiğim konularda iyi tanıdığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu anlama baktığımızda sanayicilerin eğer böyle bir arayışı varsa, nitekim biz ona farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, bizi kolaylıkla bulabiliyor. Öteki taraftan çok iyi bildiğiniz gibi bizim kampüste girip fiziksel amaç nasıl ulaşıyor derse çok kolay ulaşıyorlar. Hem bir metro duran, üniversite metro duran yanındayız, hem de kampüse girdikleri takdirde çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Evet, evet, bu tarifi hep istiyorlar. Ulaşmak zor mu? Belki kampüsün daha iç kısımlarındaki bölümlere, fakültelere biraz daha ulaşmak, onun tarifi biraz daha zor olsa da gerçekten Ebiltem'in yeri çok kolay. Ama bir şey daha söyleyeyim. Yani bizlere çok kolay ulaşıyor bu bilgiler. Yani biz şunu demek istiyorum aslında. Tabii ki. Çalışanlarımız bir defa bir kurumu yetkin bir hale getiren, aranan hale getiren mutlaka insan kaynakları. Mutlaka. Bunu inanarak söyleyebiliriz ki Ebiltem Teknoloji Sanayi Ofisi'nde çalışan tüm çalışanlarımız konusunu seven ve saat kavramı olmayan, her zaman için sanayiye, öğretim üyelerine destek vermeye çalışan ve sürekli kendisini geliştiren bir yapıya sahip. Bizim en büyük gücümüz de bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki üst yönetim verdiği destekle. Mutlaka. 94 yılında kuruldu ama 98 itibariyle bu faaliyetler çok yoğun bir şekilde yürütülmeye başlandı, devam ediyor dediniz. Biraz ondan da bahsedelim. 2013 yılında alınan destekten isterseniz, Teknoloji Transfer Ofisi olmasından. Biraz kadroda bahsetmişken isterseniz bunu da vurgulayalım. Neler değişti 2013 yılı itibariyle? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım ki Batı'ya baktığımız, özellikle Amerika'ya baktığımızda her üniversitenin bu şekilde ofisleri var. Bunun amacı ne?
aslında bir başka bir hepimizin çok iyi bildiği, dünya kurulduğundan beri var olan bilim adamının %85'in hayatta olduğu bilgisi var. Bu şu anlama geliyor. Bilgi o kadar hızlı üretiliyor ki takip etmek bile çok güç. Evet. O nedenle bu üretilen bilginin de mutlaka bir faydaya dönüşmesi gerekiyorsa hızlı bir şekilde ilgili kesim aktarılması lazım. İster sosyal ister fen alanlarında olsun. O halde bu nedenle bizim kurumumuz 94 yılında kuruldu. O günden bu yana kendisini geliştirerek, yenileyerek geldi ve dolayısıyla da birçok da araçlar geliştirdi. Ve bunu yaparken de yine üst yönetimi çabalarıyla, tabii ki müdürümüz Fazilet Hoca'yı unutmamamız gerekir. Onun yoğun çabalarıyla alınan ulusal ve uluslararası projelerden gelen finansal kaynaklar ve aynı zamanda da insan kaynakları yardımıyla biz bu işi belli bir seviyeye kadar getirdik ve tanınırlık sağladık. Ancak daha sonra TÜBİTAK'ın verdiği bir destek var. Teknoloji Transfer Ofisleri projesine başvurma hakkı elde ettik 2012 yılında. O yıl yapılan Yeniçi ve Girişimci Üniversite Endeksi kapsamında ilk 50'ye girdiğimiz için proje yazma hakkımız oldu. Ve yazılan projeler arasından ilk 10'a destek verildi. Biz de o ilk 10'a girerek bu projeyi aldık. Peki bu bize ne sağladı? Aslında o güne kadar büyük bir özveriyle yapmakta olduğumuz işlemleri bize profesyonel olarak yapacak bir imkan tanıdı. Evet. Bu anlamda konularına uzman, her birisi yetkin, az önce bahsettiğim özelliklere sahip olan elemanlarımız vasıtasıyla bu işi daha profesyonel ve daha yoğun bir şekilde yapmaya çalıştık. Ben bundan öncesi ve şimdikine bakıyorum. O zaman da çok çalıştık. Fakat şu anda o elemanlarımızın bile bir saniye boş zamanları yok. Demek ki hem toplumda farkındalık yaratıldı, daha fazla bize başvuru geliyor anlamına geliyor. Bir de etkinliklerimizi arttırdık. Biz de çevrede daha iyi farkındalık yaratıp bu gelişen dünyadaki yeni teknolojiyi hep birlikte, yani sanayicilerle birlikte yakalamaya çalıştığımızın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hakikaten dünya çok hızlı ilerliyor. Yani bilimin hızına yetişmek de hakikaten zor. Bu anlamda da herkes canla başla mücadele ediyor, çalışıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi. Sanayiciler nasıl ulaşıyor kısmında? Tabii ben biraz sonra Sayın Özgen hocamın da bu konudaki deneyimlerini bizimle paylaşmasını rica edeceğim kendisinden. Ama sizden biraz Teknoloji Transfer Ofisi'nin sanayiciyle akademisyenleri, araştırmacıları nasıl bir araya getirdiğini somut olarak örneklerle almamız mümkün mü? Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu geliştirdiğimiz yöntemler EBİRTEM'in çalışmaları sırasında kazandığı tecrübelerden kaynaklanan bilgilerle geliştirdiği özgün yöntemler olduğunu bahsetmemiz gerekiyor. Yaşayarak. Yoksa önümüze bir şablon alıp da onu uygulamaya çalışmadık. Ve biz özellikle tabii ki İzmir bölgesi, Ege bölgesi ve tüm Türkiye için bu işlemleri yapıyoruz. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle biliyorsunuz zaman çok kıymetli. Sanayicimiz de zaman çok kıymetli. O nedenle biz... Araştırmacının da zaman çok kıymetli. Kesinlikle çok kıymetli. Fakat önemli olan istenilen noktaya çok hızlı ulaşabilmek. Bu amaçla da biz bir tek durak ofis gibi çalışıyoruz aslında. Yani EBİRTEM'e gelen sanayici bizim vasıtamızı ulusal ve uluslararası bütün noktalara ulaşabiliyor. Her noktada bilgi alıyor. Ve birincisi bu. İkincisi, biz firmaları öğretim üyeleri eşleştirebilmek için, yani o ne demek? Gerekli olduğu, sorusunun olduğu veya çalıştığı alandaki farklı bilim dallarında çalışan uzman öğretimiyle bir yere getirmek için öncelikle firmaları tanıtmak gerekiyor. Onun yüzden de bir tematik gün düzenliyoruz. İki tür tematik günümüz var. Bunlardan bir tanesi aynı alanda veya farklı alanda yakın alanda çalışan firmaları davet ediyoruz. Belli bir günde. Ve onları da ilgili bilim dalları, tüm üniversitemiz ama ilgili bilim dalları özellikle duyuruyoruz. Ve burada ilgi duyan ve ilgili öğretim üyeleri geliyorlar. Firmalar kendilerini tanıtıyor ama tanıtırken tabii ki Ar-Ge ve inovasyon, üniversiteden beklentiler ve kendi durumlarını anlatan bir sunum yapıyorlar, kısa bir sunum. Ve bu arada kendi dokümanlarını da tabii ki dağıtıyorlar. Bu sunum sonunda da bu sefer ikili görüşmelere geçiyoruz. Bu anlamda da tanınmış olan firmalarla hem öğretimin önerdikleri hem de kendi önerdikleri konularda işbirliklerinin gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki daha sonra bunu daha açıklayabiliriz. İkincisi, bu defa firma için özel bir tematik gün düzenliyoruz. Bu anlamda da firma bu sefer kendisini daha özgün bir ortamda tanıtabilir. Belki özel projelerini açıklıyor. Hani biraz gizli içeren. Daha detaylı, içeren. Daha gizli ve içeren. Bu sefer daha yoğun bir görüşme oluyor. Diğer anlattığımda da bir süre sonra zaten ikinci adım ikili görüşmelere geçiyor. Yani daha yoğun görüşmeler oluyor. Onun dışında biz firmaları ziyaret ediyoruz. Mutlaka her ay içerisinde, her hafta firma ziyaretlerimiz oluyor. Buradaki amacımız da
bir şekilde yoğun nedenine gelemeyen firmaları ziyaret edip yerinde kendimizi tanıtmak, tabii onlar az önce söylediğim ulusal uluslararası düzeydeki olanakları aktarmak, üniversitemizi tanıtmak, Ar-Ge ve inovasyonu yönlendirmek. Hı hı. Onun dışında bir de tabii ki az önce anlattığım firmalar buraya geliyor. Ama bu da yeterli değil. Biz tabii ki daha hızlı çalışmamız gerekiyor. Hız önemli biliyorsunuz. O nedenle çevremizdeki sanayi bölgelerini ilk adım ofisleri açtık. Bunların ilki Atatürk Organik Sanayi Bölgesi'nde. İkincisini KOSPİ'de, Kâğıtpaşa Organik Sanayi Bölgesi'nde açtık. Burada neler oluyor? Buraya her hafta belli bir günde, belli saatte, bilinen saatlerde ilgili uzman arkadaşlarımız gidiyorlar. O tabii ki bu oradaki sanayicilere duyuruluyor. İlgili sanayiciler gelerek birebir görüşerek EBİRTEM'deki yapılan işlemler hakkında ve kendi konular hakkında görüşmeler sağlanıyor. Burada da yine daha sonraki aşamalara geçerek eşleştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla tabii ki bu şu anda uyguluyoruz. Başka yöntemlerimiz de var ama bu yöntemler tabii ki farklı yeni yöntemlere desteklenerek daha etkin bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Mutlaka yeni yöntemler de ortaya çıkacaktır. Yaşadıkça özgün bir şekilde oluşturduğumuz yöntemler dediğimize göre herhalde bakalım daha neler neler çıkacak. Evet, tabii şunu söyleyeyim. EBİRTEM durmadan kendisini geliştiren ve gelişen bir yapıya sahip. Dolayısıyla da bunu da sürekli uygulayan bir yapıya sahip. Hani bir günümüz diğer güne benzemediğini söyleyebiliriz diye gelişerek gidiyoruz. Evet hocam. Biraz Özgen hocamla da ben sohbet etmek isterim. Biraz önce firma tematik günlerinden bahsettik. Sizin de çok yoğun katılım gösterdiğiniz etkinlikler. Biraz isterseniz oradaki deneyimlerinizden yola çıkarak ve bir akademisyen olarak, bir hoca olarak sizin için kolaylaştırıcılığını isterseniz biraz sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben herhalde Cengiz Hocam'ın konuşmalarında söz ettiği bu olanaklardan sonuna kadar faydalanan öğretim üyelerinden biriyim Ege Üniversitesi'nde. Çünkü bu benim her zaman beklentimdi aslında. Çünkü 1996 yılında ve 2000'de iki kez ilk daha yani mesleki kariyerimin ilk doktora sonrası araştırmaları için Paris Sud Üniversitesi'nde bulundum. CNRS Araştırma Merkezi'nde ve orada sürekli gördüğüm buydu. O zamanlardan beri aklımda olan, kariyer hedefime koyduğum şey bu üniversite sanayi işbirliğiydi. Çünkü yürütülen projeler şimdiki Santes projelerinin benzeri olacak şekilde hep sanayi işbirliği projeleriydi. Hı hı. Doktoralar, yüksek lisanslar bu şekilde destekleniyordu. Bütçeleri bu şekilde görülüyordu. Dolayısıyla bu benim her zaman kariyer hedeflerimden biri olmuştur. Ama burada bunu hemen gerçekleştiremedim tabii. İlk yıllarda 1996-98 arasında sonra tekrar 2000'de gittim. Hemen bu o kadar kolay olmadı. Hep istedim ama hemen yapamadım. Ama o 2000'den sonra yavaş yavaş firmalarda tabii fakültemize, ana bilim dalımıza çok sık gelmeye başladılar. Ve biraz biz bu yöntemi el yordamıyla geliştirdik. Biraz EBİRTEM'den de destek aldık ama şimdiki gibi değildi tabii ki o zamanki süreç. El yordamıyla birazcık firmalarla ilişkilerimizi, döner sermaye üzerinden desteklerimizi yapmaya çalıştık. Ama 2013 yılından sonra gerçekten EBİRTEM TTO bu konuya merak duyan, bu konuda bir şeyler öğrenmek isteyen, hatta bu konuda ilgisi olmayan insanları bile çok ivme kazandıracak bir şekilde çalışıyor. Yani sadece mailleri izlemek bile, hiç ilgin yoksa bile ilgi duyabilirsin. Neler oluyor ya, ben de şunun ucundan tutayım. İlgi duymak istiyor insan. İnsan ilgi duymak ister diye düşünüyorum gerçekten. O nedenle çok teşekkür ediyorum EBİRTEM TTO'ya, müdür yardımcısı arkadaşıma ve de tabii ki Fazilet Hoca ve üst yönetime. Gerçekten bizim için çok güvenli bir olanak, çok güvenli sularda hissediyorum kendimi. Daha önce firmalar gelirdi, benimle odamda konuşurdu. Biz işte fakülte döner sermez üzerinden bir takım yollar bulmaya çalıştık. Şimdi ben bütün firmaları diyorum ki telefon eden herkese kendim de o şekilde yönlendiriyorum. Lütfen EBİRTEM TTO'dan randevu alınız. Orada ben sizinle görüşebilirim diyorum. Hiçbir şekilde artık odamda görüşmüyorum. Dolayısıyla vaktim de bana kalıyor. Çok programlı. Çünkü eskiden çat kapı herhangi biri gelip bir şey sorabilirdi. Artık diyorum ki hayır. Oradan randevu, orada görüşün. Çünkü ben gerçekten bunlara kafa yormak da istemiyorum. Böyle bir vaktim de yok. Bunun sözleşmesidir. Nasıl kendimi güvenli hissederim? İşte firma öyle mi der, böyle mi yapar? Bu konuları hiç kafa yormuyorum. Gerçekten çok mükemmel bir ekip var. Her projede ekibi, işte patent ekibi, hepsi birbirinden parlak kişilerle dolu. Gerçekten hepsine tek tek tebrik ediyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Firma geliyor, ben gidiyorum. Dolayısıyla orada gayet güzel, ne istiyorsa firma, ben kendi bilimsel katkımı nasıl koyabileceksem hemen onlara bakıyorum. Onlar sözleşmeleri yapıyorlar. Bana o kadar rahat bir ortam sağlıyorlar ki bunu yapmamak artık olmayacak gibi bir şey. Öyle bir şey. Onun için gerçekten yılların rüyasıydı benim için. Bu hep yapmak istediğim şey, şimdi yapıyorum. Duruma geldim. Onun için çok teşekkür ediyorum gerçekten bu olanaklar için. Her konuda ama mesela geliyorlar proje. Ondan sonra kendim patent almak istedim daha önceki çalışmalarımda. Hı hı.
Ama önüme öyle bir evraklar yığıldı, öyle o kadar çok iş, ay dedim yok ya patent, vazgeçeyim ben. Vazgeçtim zaten, vazgeçtim, yayın yaptım. Çünkü biliyorsunuz yayın da bizim için çok önemli. Tabii, çocuklar önemli. Hemen bir önce yayın olsun istiyor öğrenciler. Dolayısıyla yayına gittim, patent yolunu çok tercih etmedim uğraştığım için. Ama şimdi o ekip de müthiş. Dolayısıyla onlar da beni son derece yönlendiriyorlar. Şimdi birden 2013'ten beri 4 patent başvurusu yaparak gerçekten hemen ivme kazandık. Çünkü bütün üniversite hocalarımız yaptığı her şey çok değerli. Mutlaka. Sanayinin de buna bir ilgisi yoktu. Eskiden sanayi de bu noktalarda değildi. Şimdi bu son yıllarda özellikle onlar da bir şeylerin doğru gitmediğinin farkına vardılar. Biz burada yapıyoruz gerçekten, onlar orada, birbirimizi tanıyamıyorduk. Bir kopukluk vardı. Çok mükemmel bir arayüze yolda İBİTEM TET. Onun için bu konuda çalışmak isteyen herkes için, benim bütün öğrencilerim için, doçentlerim için, herkes gerçekten tüm faaliyetlerinden sonuna kadar faydalanıyor. Çok verimli bir saha bizim için. Hocam birçok avantajından bahsediyorsunuz. Hakikaten anladığım kadarıyla siz şu anda belki de tüm üniversitenin bu derdine bizimle paylaşmış oldunuz. Hani vakit yok, bir sürü prosedürle uğraşmak zorunda kalıyordum, güvende hissetmiyordum kendimi gibi şeyler. Hani bunlara çözüm bulunmuş olması çok güzel. Patentten bahsetmişken, belki de bu hocam devlet politikasıyla da ilgili bir şey. Bu teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesinin, böyle bir şey yaratılmaya çalışılmasının sonuçları da aslında daha çok ürünün ortaya çıkması, ticarileşmesi, bu yönde giden bir süreçten bahsediyoruz. Birden daha önceki projelerinizde yayın yoluna gitmişken 4 tane patent başvurusu aşamasına gelmiş. Bir temsil ile beraber aynen öyle oldu. Birden 4 tane oldu. Yani düşünün bu yıllar içinde ne kadar artabilir. Evet, ve ne kadar çok hocamızın da böyle başvuruları olacağını düşünürsek hakikaten çok güzel sonuçlar. Hepsi de ülke yararına diye düşünüyorum ben. Evet, aynen öyle. Evet. Gerçekten hem üniversitemizin hem kendi kişisel gelişimimiz için, yetiştirdiğimiz insanların gelişim için gerçekten onlara ufuklar. Biz her zaman EBİTEM'e gelip konuşmalar yapıp işte projeler görüşüp çıkarken ben ve ekibimdeki bütün arkadaşlarım birlikte görüştüğümüz gerçekten bir heyecanla girip heyecanla çıkıyoruz. Yani bu bir motivasyondur. Güzel, evet. Yani. Bizim işimiz bizi besleyen şey akademisyenler için motivasyon, başka bir şey değil gerçekten. Kesinlikle. EBİTEM'den de bu motivasyonu fazlasıyla alıyoruz. Firma günlerinde yaşadıklarınızı biraz bizimle paylaşır mısınız? O firmalar gelip kendilerini anlatıyorlar. Sizin projelerinize yatkın olan, birlikte çalışabileceğinizi düşündüğünüz firma temsilcileriyle diyaloglarınız ne şekilde ilerliyor? Dediğim gibi ya bana gelenleri yönlendirerek ya da EBİTEM'in ben zaten akademisyen bilgi formlarını doldurduğum için onların zaten bir listelerinde var olduğum için onlar da beni eşleştirme için arayabiliyorlar. Ya da ben kendi ilgili alanlarımda EBİTEM'in duyurularını izliyorum devamlı. Kendi ilgi alanlarımda bir firma günü varsa, firma tematik günü varsa mutlaka katılıyoruz. Biz anabilim dalındaki bütün arkadaşlarımla beraber katılmaya çalışıyoruz. Firmaların tabii ki orada kendilerini anlatıyorlar. Onları dinliyoruz. O bizim için içinde tanımadığımız bir firma varsa onu tanımak adına da iyi bir şey oluyor. Özellikle bölgenizdekileri tanımak daha anlamlı. Yani biz gerçekten bölgemizden çok İstanbul'dakileri tanır olduk. Çünkü onlar daha çok geliyordu, daha ilgiliydi bu konulara. Bizim bölgemiz o kadar ilgili değildi. O nedenle EBİTEM'in önemi bu anlamda da çok büyük. Çünkü bu sefer onlar için de bir farkındalık yarattı EBİTEM. Yani İzmir'deki daha küçük ölçekli firmalar için de onlar da gelir oldular. Dolayısıyla onları da tanımış oluyoruz. Onlar bizi tanımış oluyor. Dediğim gibi birbirimizden haberimiz olmadığı için fakülte olanaklarımız, biz ne yapabiliriz, onlara nasıl yardımcı oluruz, hiçbir fikirleri yokken bu firma tematik günlerinde bir araya gelerek nasıl sorunları var, ne gibi ihtiyaçları var, biz onlara hangi konularda yardımcı olabiliriz, onlar kendilerini tanıttıktan sonra yapılan toplantılar esnasında bunları da tartışma olanağı bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla yeni çalışmalar çıkabiliyor buralardan. Onların sorunlarına bir destek sağlamış olabiliyoruz. Hem döner sermayemiz, hem fakültemiz, hem de dolayısıyla ana bilim dalımız ve kendi bilgi görgümüz bizim için de çok öğretici oluyor. Çünkü çok teorik yaptığımız bir şeyi aslında pratiğe uygulanışını görmek, o da ayrıca bir heyecan verici. Bir soruna bir derde derman olduğunu görmek. Çünkü hep öyle çalışmalar yapıyoruz ve kalıyor aslında. Bütün çalışmalarımız, biz öyle başlıyoruz çalışmaya. Ne gibi bir sorun var, hangi hastalığa biz formülasyon çalıştığımız için ne tür bir hastalığa bir çözüm bulabiliriz ya da kozmetik alanda ne tür bir eksiklik var ki ona bir ürün üretelim diye bakıyoruz. Aslında ürettiğimiz ürünlerin hepsi gerçekten şu an piyasada uygulanabilir ürünler ama tez olup yayın olup kalıyor. Ürün elimizde ürün var olarak, aslında. Evet. Dolayısıyla EBİTEM
bu anlamda da bizim için çok ümit verici. Ne mutlu, ne mutlu hocam. Biraz önce çok önemli bir detaydan bahsettiniz. Akademisyen bilgi formunu doldurdum evet. diye. Ben hemen değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bunu hatırlatmak isterim. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi olarak bunun duyurularını hem resmi yazılarla hem duyuru sistemimizle birkaç kez yapmaya çalıştık. Değerli akademisyenlerimize hatırlatmış olalım. Altyazı olarak da geçecek arkadaşlarımız. Ege Üniversitesi uzman bilgi havuzuna kayıt olmak için bir linkimiz var. Bu adresten girip formu doldurduğunuzda çok da basit doldurulabiliyor. Hiç de vakit de almıyor. Biliyoruz hani değerli vaktiniz çok önemli. Bu havuza kayıt olursanız biraz önce hocalarımın da değindiği gibi sanayicilerin çok daha kolay bir şekilde bu uzman havuzuna başvurduklarında kendi ihtiyaçları oldukları, kendi çalıştıkları alanlarda değerli uzmanlarımıza, akademisyenlerimize ulaşmaları çok daha kolaylaşmış olacak. Ben bunu da hatırlatmış olayım. Altyazıda da görebilirsiniz. Cengiz Hocam isterseniz sizinle biraz daha devam edelim. Üniversite Sanayi Eşleşmesi'nde firma ziyaretleri yapıyoruz ve firmalar bize geliyorlar. Ebiltem binasında bu firma günlerini gerçekleştiriyoruz dediniz. Bunların güvenilirliği ile ilgili size mutlaka sorular geliyordur. Biraz önce de kısacık bahsettiniz ama ne gibi gizlilik sözleşmeleri imzalanıyor? Ve onlara nasıl bir güvence sağlanıyor? Bizim uzmanlarımızın da hep eşliğinde gerçekleşiyor diyebiliyorum ben görüşmeler. Evet. Şimdi önce isterseniz nasıl eşleştiklerinden başlayalım. Öncelikle tabii ki sanayiciler aktif çalışan insanlar elbette öğretim üyeleri gibi. Onlar bu çalışmalar sırasında kendi konularında çalışan uzman oldukları bir öğretim üyesini bilebiliyorlar ya da onunla bir işbirliğine girmiş olabiliyorlar, tanıyorlar en azından. Daha önceden tanıyor evet. olabiliyor. O zaman geldi diyor ki ben şu öğretim üyesiyle beraber çalışmak istiyorum, bunu yasal bir zemine oturtalım ve bu konu neler yapabiliriz diye. O tarihte biz ilgili öğretim üyesiyle görüşüyoruz ve onları eşleştiriyoruz. İkincisi eğer bize böyle bilgiyle gelmediyse konusunu söylüyor. Diyor ki biz ben şöyle konuda bir sorunum var. Bir arka yapacağım. Şu soru konularda da bilgiye ihtiyacım var, danışmanlığa ihtiyacım var ya da başka konuları söylüyor. Biz o alanda öteden beri üniversitede çalıştığımızdan bir temin faaliyetleri kapsamında da tecrübelerimiz kapsamında öğretim üyeleri tanıyoruz. Eğer o konuda bir uzman tanıyorsak ona ulaşmasını sağlıyoruz, eşleştiriyoruz. Ya da eğer o da yoksa o zaman bizim bilgi tabanımızda uzman bilgi havuzumuz var. O havuzdaki bilgiler, az önce söylediğiniz bilgilerle doldurulan havuza giriyoruz. Oradan seçiyoruz. Eğer oradan da ulaşamadıysak, anahtar kelimelerle. Evet. Eğer o da bulamadıysak o zaman ilgili fakültenin dekanına, yüksekokulun müdürüne ve enstitünün müdürüyle görüşüyoruz. Ve o şekilde ilgili uzmanı bir araya geliyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Öyle konular geliyor ki gelen sanayici o konunun X bilim dalında çözeceğini düşünebiliyor bazen. Fakat tam da tersine bambaşka bir bilim dalında çıkabiliyor. O halde buradaki en önemli konu tabii ki uzmanla bir yere gelmek ama o söz konusu araştırma, o söz konusu sorun ya da soru birden fazla bilim dalının iş birliğiyle çözülebilecek bir hale gelebiliyor. Biz özellikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki önemli konu da şu. Sanayicinin getirmiş olduğu konunun tam manasıyla 4/4'lük çözülüp uygulamaya aktarılabilecek hale gelmesi gerekiyor. Üzerine bir kez daha bir çalışma yapmaya gerekli olmaması gerekiyor. O nedenle biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de bir amacımız var. Amacımız şu, biz bu işbirliğinin kalıcı olmasını istiyoruz. Ve aslında ilk başta da söylediğim gibi bir sanayicinin, bir sanayi dalının, sektörünün belli bir yere gidebilmesi için iki tane desteğe ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi bilgi desteği ki olmazsa olmaz destek. Ya bunu kendisi üretecek, çok pahalıya mal olacak bir proses. Arge merkezlerinin olmazsa tabii onlar da olabilir. Ama bu arada o sektörde yıllardır çalışan bir araştırmacının bilgi birikimi bambaşka bir konu. Ondan da faydalanması gerekir. İkisi de birlikte olabilir veya burasıyla çalışabilir. Dolayısıyla böyle bir network yani birlikte çalışabileceği öğretim üyelerinin araştırmacı olacak bir network olacak. Onunla sürekli çalışacak. Bazen bir yere gelip beyin fırtınaları yapacaklar. Düşünemediği konularda o an hayal edilemeyen teknolojileri gelişecekler. Yeni ürünler çıkacak veya yapmakta olduğu işi başka bir yöntemle yaparak çok daha uygun bir maliyette piyasaya sunacak ve rekabette güçlü olacak. O halde bir bilgiyi üretmek lazım. Tabi burada bir bazen farklı bir düşünce şekline sahip olabiliriz. Diyoruz ki bana sanayici bazen öyle gelebiliyor. Diyor ki ben şöyle bir soruma bunu çözmem lazım ondan sonra ayrılıyor. Halbuki öyle değil. Bugünkü sanayide aslında o sanayicinin elinde B, C planların olması gerekiyor. Yani aynı sektörde çalışan ulusal uluslararası düzeydeki firmalar rekabete girdiğinde elinde bazı teknolojilerin patente alınmış teknolojinin bulunması
ve ilgili rekabete güçlük anda bunu piyasaya sürmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde çalışmak gerekiyorsa eğer, buna inanıyorsak, o zaman dediğim o çalışmanın yapılması lazım. Yani bizim ilgili bilim dallarının üretimiyle bir araya gelen bir network'ümüz olacak. Onlarla belli zamanlarda bir araya geleceğiz, beyin fırtınası yapacağız ve yeni projede sunacağız. Tabi burada bunu yaparken sizin de az önce dediğiniz gibi bu söz konusu, dile getirilen konunun mutlaka sözleşme kapsamına gelmesi gerekiyor. Üniversitemizin üst yönetimi kabul ettiği, onaylanmış web sayfamızda kalan standart sözleşmeleri ve gerekirse başkalarını da geliştirerek bunları uyguluyoruz. Burada tarafların neler yapacaklar, ne zaman yapacakları, ne tür cihazın alacağı, ne zaman kullanacağı, kimin ne zaman ne yapacağı her gibi kayıt. Her şey kayıtlı. Hukuki bir tabanı var ve ayrıca bir iş planı da var. Onun da ötesinde gizlilik anlaşmaları var. Dolayısıyla bu kapsamda hem üretim üyesi hem de sanayici güvenli bir ortamda ve nasıl gideceğinde, nasıl yürütüleceğini çok iyi bildiği bir alanda çalışarak konuyu sonuçlandırmış oluyor. Biz burada neler yapıyoruz? Eşleştirdik. Bir yere geldik, oradan bir sorumluluğumuz var Ebiltem'de. O işbirliğini takip ediyoruz. Takip ediyoruz izliyoruz. Sonuna kadar. Neden takip ediyoruz? Ortaya çıkan güçlük varsa onları gidermek. Mesela bir analiz yapacak, cihaz bozuldu. Onu nasıl tahmin ederiz? Ya da o analiz yapamıyor, yeri bulamadık. Neredeyse o analiz yapacak yeri bulup o analiz yapması sağlamak. Ve burada belki de en önemlisi şu, bazen öyle teknolojiler çıkıyor ki bunun farkında varılamıyor. O teknoloji ortaya konuda patent alınması ya da koruma altına alınmasını sağlamak. Hemen o şekilde de bir ofisimiz var. Dolayısıyla biz o fikirden geldiği andan son noktaya kadar, yani o patentin alınmasına veya korumanın alınmasına veya bir eşleştirmeye, yabancı bir firmayla eşleştirmeye veya yerli firmayla eşleştirmek veya o teknolojinin lisanslanmasına kadar giden her yolda tüm desteği veriyoruz. Bu konuda sanırım Özgen Hoca'nın da söyleyeceği bazı şeyler. Evet, ben de bu konuda bir ekleme yapmak istiyorum gerçekten. Ben de bu projelerde çalıştığım için bunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle bir proje ekibi, ben de birçok kez böyle bir toplantıya katıldım ve her zaman gerçekten o toplantıda ne konuşulduysa hemen not alıyorlar arkadaşlar. O ekip kimse sorumlu, kimse projeden ve sonunda benim mailime düşüyor ve her toplantıda bu toplantı notları olarak düşüyor. Benim için de çok güzel bir şey. Ben de onların hepsini topluyorum ve izleyebiliyorum. Kendim açımdan da çok iyi bir şey. Ve hemen o eğer bunu projeye dönüştürebiliyorsak, biliyorsunuz TÜBİTAK katkıları da çok arttı son yıllarda firmalar açısından. Dolayısıyla bu projeleri projelendiriyoruz. Hemen bu istekleri danışmanlık yapıyoruz onlara. Yine Ebiltem'in gözetimi altında, Ebiltem'in belirlediği, işte bize önerdiği koşullarda. Ve de projeyi sonuna kadar takip ediyoruz. Hatta şu an böyle yürümekte olan projelerimiz var. Ebiltem aracılığıyla tanışıp Ebiltem aracılığıyla projelendirildiğimiz, danışmanlığını yapmakta olduğum ve şu an süren bir ürün haline dönüşecek. Bir sonuç ürün üzerinde çalışıyoruz ve bir ürün çıkacak bundan. Bir iki tane öyle projemiz var. Sonuç ürün çıkana kadar da Ebiltem her aşamada sözleşmeleri yaptı. İşte sonuç ürünün patenti, fikri, mülkiyet hakları hepsi hep Ebiltem'deki ilgili birimlerin kontrolü altında ilerleyen. Dolayısıyla çok güvenilir bir ürün. Gözümüzü göre göre piyasaya sürebileceğimiz bir ürün olarak ortaya çıkacak. Onun için de gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Bir ürün, yerli bir ürün kazanmış olacağız. Şu an çok söylemeyeyim ama aynı yurt dışındaki örneklerini birebir yap, çok benzer bir ürün. Merak ettim. Bizim kendi olanaklarımızı, doğal kaynaklarımızla ürettiğimiz bir ürün serisi çıkacak. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle sonuçlar çıktıkça da hakikaten bu emeklerin sonucu alınıyor ve bundan büyük mutluluk yok diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlarım uyarıyorlar son 2 dakika diye. Biz vaktin nasıl geçtiğini anlamadık ama son olarak toparlamak isterseniz neler söylemek istersiniz? Tabii şunu söylemek lazım. Bölgemizde çok sayıda sanayici var. Farklı sektörlerde çalışıyorlar. Biz sektör ayrımı gözetmeksizin gelen her sanayici anlattığımız şekilde yardımcı oluyoruz. Şunu söylemek gerekir ki hani birisinin bir şirketi olsa bu Ebiltem'le her gün mutlaka bir uğramasına fayda var gibi görünebilir. Düşünebiliyorsa öyle bir yer var ki sizin sorduğunuz soruyu anında cevap veriyor, anında sonuca ulaşıyorsunuz. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. O nedenle kalıcı bir işbirliği olmalarında, kurmalarında fayda var. Kaldı ki biz her türlü bilgiyi de sanayiye de aktarıyoruz. Dolayısıyla gelişmelerden anında haber olabiliyor ve şunu unutmamak lazım. Gelişmek için finansal desteklere ihtiyaç var. Bu konuda da sanayicilere bilgiler veriyoruz. Gerek elektronik postalar yoluyla bize üye oldularsa ve yurt dışı bağlantı, yurt dışı teknolojileri, yerli teknolojileri duyuruyoruz. Dolayısıyla şu anda tabii ki biz her ne kadar profesyonel olarak çalışan elemanlarımız olsa da biz yine de az sayıda bir grubuz. O nedenle biz firmaları ziyaret ediyoruz ama buna yetişemeyiz. Fakat onlar bize gelirse çok fazla sayıda sanayiciyle bir araya gelmiş oluruz ve Ebiltem'e tüm sanayicileri bekliyoruz.
Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarımıza. Bugün bizlere vermiş oldukları katkıdan dolayı programımıza konuk oldukları için çok teşekkürler. Biz ayağınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.